Muş Öğrenci Meclis Başkanı Derya Başçı. Mazereti nedeniyle ilk onu alıyoruz. Buyurun. Burada. Muş. Tamam. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım. Bugün burada bulunmaktan ve sizlerle olmaktan gurur duymaktayım. Burada olmamı sağlayan sevgili sınıf arkadaşlarım, öğretmenim Ufuk Hocam, okul müdürüm Kenan Korkmaz, ilçe milli eğitim müdürüm ve bütün ilçelerimdeki arkadaşlarıma saygı duymayı, teşekkür etmeyi borç bilirim. Öncelikle bir soruyla başlamak istiyorum. Bir birey, bir toplum neden sürekli değişim ve gelişim içerisindedir? Hızla ilerleyen dünya teknolojisine yetişmek için, yaşam standartlarını yükseltmek için, varlığını hem madden hem manen devam ettirebilmek için gibi yanıtlar verilebilir. Benim bu soruya vereceğim yanıt da bunları da içine almakla birlikte her şeyden önce bireyin ve toplumun eşsiz dünyamızda kaliteli ve daha ferah bir yaşama sahip olabilmek için bir birey, bir toplum sürekli değişime ve gelişme muhtaçtır, olacaktır. Bireyin yaşam standartlarını yükseltmek her alanda verimli, üretken insanları ortaya çıkaracaktır. Bunu yapabilmek için de öncelikle eğitim sisteminin bu amaca yönelik düzenlemesi gerekir. Çünkü bir toplum ileriye götüren eğitimdir. Gelişmiş toplumlarda eğitime büyük... Mikrofonunuzu açtırıyorum. Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. Teşekkür ederim. Devlet bütçelerinin büyük bir bölümü eğitime ayrılmaktadır. Toplum olarak bizim temel meselemiz daha iyi bir eğitime nasıl ulaşabiliriz olmalıdır. Bizler de hali hazırda eğitim dünyasının içine alarak eğitim sorunlarına bir takım çözümler bulmaya çalışmalıyız. Bizim bu konudaki önerilerimizi şöyle sıralayabiliriz. Öncelikle eğitim öğretim çağındaki çocuklar ülkenin neresinde olurlarsa olsunlar eğitim öğretime dahil edilmelidirler. Eğitim öğretim ortamları iyileştirilmeli. Özellikle köy okullarına acilen bir müdahale ihtiyacı olduğunu vurgulamak istiyorum. Çünkü eşit eğitim öğretim koşullarına ve olanaklarına sahip olmak her bireyin vazgeçilmez hakkıdır. Okullarda yalnızca ders verilen yerler olmaktan çıkarılmalıdır. Okullarımızda öğrencinin her yönüyle kendini geliştirebileceği ortamlar oluşturulmalıdır. Bunun için de okullarda kapsamlı büyük kütüphaneler, laboratuvar oluşturulmalıdır. Spor salonları yapılmalıdır. Bütün bu... Teşekkürler Sayın Başçı, süreniz doldu.